tam tamına 172 lira para ödemişim. Yine Amazon'dan gerçekleştirdiğim. Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Çekiliş zamanı, onları da size vereceğim diyorum. Çekemeyeceğim sanırım. Hüsrana uğrayan, asla akıllanmayan bir insan olarak alışverişlerimi tamamladım. Parasını verip kitapları alamadığım. Böyle güvendiğim dağlara gerçekten kar yağdı dedim. Hemen şöyle şeyimizi de yerine getirelim. Sağıma bakıyorum kötü, soluma bakıyorum kötü. Kimle ne zaman, nerede, nasıl karşılaşacağım hiç belli olmaz. 5 kuruşumu vermedi ama kadın. Ben de isteyemedim, çok utandım. Parayla rezil oldum. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Betül bunu kaçırır mı? Saniyede at sepet, at satın at. Helal hoş olsun. Diyecektim ki olmadı. Ne diyorum ki? Amazon'a bak, 17 kitabı buna nasıl sığdırdı? Nasıl yapabilirsin diyorum. Yani mitolojiye dev bir giriş yapıyoruz. Benden haber bekleyin. Ya da bana katılın. Selam arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda bir alışveriş videosu var ama şöyle bir durum var. Ben kendimi uzun zamandır video çekmiyormuş gibi hissediyorum. Büyük ihtimalle tabii ki video çektim. Kanalda bunlar yayınlandı ama sanırım çekimlerin hep dış mekanda olması, benim kitaplığımı kullanarak çekim yapmamam, birazdan bu poşetin ağzımın içine girecek olması, şöyle çevireyim. Bütün hepsi etkiledi. Şey gibi hissediyorum. Şimdi başlattığım kamerayı diyorum ki çekemeyeceğim sanırım. Çünkü video çekmeyi unutmuş gibi hissediyorum kendimi. Böyle bir değişik ruh hali içindeyim. Bugün sizlere alışveriş videomu sunacağım. Bu alışveriş videosu henüz böyle yeni taze yapılmış bir alışveriş videosu değil. Geçtiğimiz aydan itibaren, yani Temmuz ve Ağustos'u kaplayan bir alışveriş videosu. Ama tamamen böyle hüsrana uğrayan, parasını verip kitapları alamadığım ve gerçekten aslında kitapların elime ulaşmadığı bir sürü olaylarla uğraştığım bir kitap alışverişi oldu. Çok böyle güvendiğim dağlara gerçekten kar yağdı. Dedim ki sen de mi ya, sen de mi Brutus yaptın bunu? Amazon beni hayal kırıklığına uğrattı. Ondan sonra dedim ki tamam, sakinleşeceğim dedim ve şansımı gidip BKM'de denedim. BKM kitap sağ olsun bir hüsran da o yaşattı bana. En sonunda dedim ki kitap sepetinden ben dedim bu alışverişi gerçekleştirip konuyu kapatayım. Ama tabii ki dayanamadım. Daha başka, daha başka. Asla akıllanmayan bir insan olarak alışverişlerimi tamamladım. Şimdi bu alışverişi size sunarken de birazcık aslında şeyi düşünüyorum. Bir önceki alışveriş videomda o nasıl bir linç, o nasıl böyle, onu nasıl alırsın, o kitabı nasıl okursun? Aynı böyleydiniz yazdığınız yorumlarda, diyorum ki tamam ama size de kendimi aldım falan yapıyorum. Hani buna aslında kızmadım. Bana şey dediniz, hani kitap okuma türün mü değişti, kitap okuma bilmem neyin mi değişti, bu kitapları nasıl okursun? Aslında dedim ki başta ne oluyoruz? Ama ondan sonra bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum, kabullendim. Çünkü anladım ki benle kendinizi özdeşleştirdiniz. Yani benim yapacağım en ufak yanlışla siz hemen hayır Betül diye karşıma çıkabiliyorsunuz. Ama ben kitap okumamak gibi bir durumda bulunmuyorum. Hemen şöyle şeyimizi de yerine getirelim. Benim öyle bir şeyim yok. Az okuyabilirim ama hiç okumadan pas geçemiyorum. Çünkü bazen bazı kitaplardan önce ve sonra tamamen kafa dağıtmak için, ama bunu da farklı türlerde değil de ya ben bunu okuyayım, bu benim kafamı dağıtır dediğim türlerde seçiyorum. O kitaplar ciddi bir şekilde indirime girmiş. Bunun haberini de size paylaşmak için video çektim ama bazı şeyler gördüm. Bu da beni çok üzdü. O yüzden şimdi de bu alışverişi görün demek istiyorum ama ya dünya çok kötü arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Sağıma bakıyorum kötü, soluma bakıyorum kötü. O yüzden en azından buradan böyle şey yapmasak, birbirimiz böyle sevsek, birbirimize böyle güzel şeyler söylesek bence böyle daha tatlı bir şey olabilir. İstediği kadar sanal olduğunu asla inanmıyorum. Böyle hemen de ciddileşiyorum. Çünkü birebir tanıştığım takipçilerim, abonelerim oldu. O kadar mutlu oldum ki bendeki şeyin geçtiğini hissettim ya. Bu bana yeter. Geri kalanınız için de kimle ne zaman, nerede, nasıl karşılaşacağım hiç belli olmaz. O nedenle sevelim. Birbirimizi böyle hep sevelim. Böyle sevgi yumağı halinde, böyle güzel enerjilerle bu kanalda hayatımızda devam etsin diliyorum. Çünkü dünya kötü ya. Hep kötü, hep kötü. Gerçekten çok kötü. Evet, beni hüsrana uğratan alışveriş zincirimin ilk halkasıyla başlayacağım. Ama ondan önce çok temiz bir şekilde geçtiğim şeyi söylemek istiyorum. İlk aldığım kitap, ben bunu, bizim burada şeyler kuruluyor, küçük yerler kuruluyor, oraya geliyor bazı kitap evleri ve onlardan almıştım. Sepetteydi, çok mutluyum çünkü 10 liraya aldım, 9.95'e. 5 kuruşumu vermedi ama kadın. Ben de isteyemedim, çok utandım.
Dedim ki tamam dedim o 5 kuruşta kalsın poşet parası olsun falan dedim artık. Diyecek hiçbir şeyim yok çünkü. Kitabım Ala El Asvani Mısır Otomobil Kulübü. Bu yazarı daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama ben kendisini 2 sene önce daha ben Kars'ta yaşarken keşfettim. Ve 2 tane daha kitabı var hemen söyleyeyim Chicago. Bir diğeri de Yakupyan Apartmanı. Dünya genelinde toplumsal gerçekçi konulara değinen, bu alanda yazan bir yazar olarak biliniyor. Daha çok aslında kendisinin kökenleri de bir Mısırlı kendisi. Mısır'dan gelen daha çok nasıl desem göçmenlerin diğer ülkelerde yaşadığı zorlukları konu olarak yazıyor. Fakat sosyal açıdan, çalışma açısından, ekonomik açıdan, her açıdan bunları o kadar iyi gözlemleyip yazıyor ki sıkı takibimdeydi. Bir anda ben kitapları sepete eklemiştim. Bir baktım 9.90'a 8.90'a satılan kitaplar 30-35 lira oldu. Dedim ki hayırdır ne yapıyorsunuz? Kitap Maya yayın evinden çıktı. Maya kitaptan çıkan bir kitap ve toplam sayfa sayısı 428. Sonuna bakmak istemiyorum. Siz de nasıl olsa göremezsiniz. Ama şöyle iç sayfadan şeyini göstereyim. Puntolarını göstereyim. Göründü mü? Evet göründü. Çok keyifli okuyacağım bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hani böyle zaman geçirmek için değil. Gerçekten yazarı tanıyıp diğer kitaplarında tekrar poşete koymaya çalışmam. Diğer kitaplarında edinmek için bence güzel bir tanışma kitabı olacaktı. İlk kitabım Mısır Otomobil Kulübü. Bunu sizlere de tavsiye edeceğimi daha şimdiden düşünüyorum. Ve bildiğiniz gibi çok güzel 2 fuar geçirdim aslında. Bu fuardan bana harika deneyimler kaldı. Harika insanlarla tanıştım. Bu insanlardan bir tanesi de Buket Uzuner'di. Ben orada Işık Öğütçü'nün, Işık Hoca'nın aslında yardımcısı, asistanı olarak yanındaydım. Dost, arkadaşı, öğrencisi olarak yanındaydım. Alfa Yayın grubuna bağlıydı bizim standımız haliyle. Ve oraya Buket Uzuner imza günü için geldi. Ve kendisiyle çok güzel muhabbet ettim. Çok güzel aslında saatler geçirdiğimi söyleyebilirim. Ve bakış açıma böyle farklılık kazandıracak şeyler de öğrendim. O yüzden çok güzel bir deneyimdi. Bana çok güzel bir kitap imzaladı. Kumral Ada Mavi Tuna diye. Keyifli okuyacağımı düşünüyorum. Ben bu kitabı aslında bir arkadaşımdan duymuştum. Bir kız çocuğu olmuştu. Ben kızını doğurduktan sonra kendisiyle tanıştım. Bu kitaptan dolayı kızının adını Ada koyduğunu söylemişti. Ben bundan kendisine bahsettiğimde bana dedi ki o kadar çok dedi şey yapıyorum ki bunu duyuyorum ki dedi bir tek Tuna ve Ada için değil dedi bütün kitaplarımda bu geçerli dedi. Bir yazar için ne kadar hoş anlardır kim bilir yani sizin kullandığınız bir ismi okurların kendi çocuğuna uygulaması. Şimdi bu güzel kitapları koyduktan sonra gerçekten böyle parasını verip bir noktada parayla rezil oldum. Dur sen kayma buradan. Kitapları size göstermek istiyorum. Çok güzel bir alışveriş gerçekleştirmiştim. O kadar güzeldi ki uzun zamandır sepetimdeydi. İndirimin anını bekledim ve işte o mükemmel gün geldiğinde kitapları satın aldım. Ama o da ne? Benim kitaplarımın gelmesini geçin. Bana ait olmayan kitaplar geldi. Ve benim hasretle yaptığım, en sonunda böyle tamam işte bu diyeceğim kitaplarım da bambaşka yere gitti. Amazon'la ilgili bu durumu anlatacağım ama onun öncesinde beni memnun eden bir şeyle başlayayım. Kitap sepeti. Kitap sepetiydi. Evet. Kitap sepetini alayım. Kitap sepeti deyip kalkıp BKM'yi alırmışım. Ne kadar hoş olur. Ben bunu şöyle ittirsem olur mu birazcık? Şöyle arkaya koyayım. Sonra size göstereceğim. Kitap sepetinden yaptığım alışverişi bu defa sizler için kaydettim. Çünkü videoların altına çok sonra bile yazıyorsunuz hemen geldi mi gelmedi mi diye. Şöyle söyleyeyim. 19 Temmuz Pazartesi günü kitap sepetinden ben yani okudan bendeki adıyla alışveriş yapmışım. 107 lira ödemişim toplam bu kutuya. Bana geliş tarihi 30 Temmuz'da teslim edilmiş. 19'unda almışım. Ayın 30'unda teslim edilmiş ve açıyorum. Karşınızda şimdi ben bunu yaparsam mikrofonu çarpacak. Şöyle böyle yapıyorum. Hemen buradan şunu çıkartıp burada böyle fışık 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 sesler duyarsanız tamamen naylondan poşetten kaynaklı. Şimdi gelelim ilk aldığım kitaba. Çok merak ediyordum. Bir dönem aslında elime alıp okumayı denedim ama ondan sonra hemen böyle bir yollarımız ayrıldı. Ve dedim ki yeniden neden olmasın. İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası. Şöyle göstereyim kitabımı da size. Ben bu kitabı 18 liraya aldım. Umarım şu an hala fiyatı inmemiştir. Konusunu son derece merak ediyordum. Okuyan çok fazla insan olduğunu biliyorum aslında. 238 sayfalık iletişim yayınlarının çıkarmış olduğu bir kitap. Bakalım
okuyanlar çok fazla, o yüzden üstüne detay verip şöyle bir kitap falan diye bahsetmek istemiyorum ama çok büyük bir merakla okuyacağım. Aslında ilk Oktay Anar kitabım olacak. Onun yanında bana Ayraçlar geldi. Yine kitap sepetinin bu yaptığı şeylerden. Keşke ben de bunlara birer söz yazsaydım. Belki benimkini de burada şu an görmüş olabilirdim. Ve benim diğer aldığım esaslı kitaplarım tabii ki Yaşar Kemal'den İnce Mehmet serisi. İnce Mehmet 1, İnce Mehmet 2. Böyle kitap burada uçarmış. Bir dakika. Ve İnce Mehmet 4 birazcık daha mı kalın ne? 3 ve İnce Mehmet 4. Evet arkadaşlar, böylece İnce Mehmetlerimi de tamamlamış oldum. Bir saniye istiyorum. Buraya ne yazmışlar? Aa bak. Aa çok güzel. 89 lira vermişim ben bunların hepsine. Yani şöyle 89 lira vermişim. İnce Mehmetleri toplamda 89 liraya almışım. Puslu Kıtalar Atlas'ını da 18 liraya almışım. Şimdi şuradan biraz gürültü çıkartalım. Ve o yüzden artık Yaşar Kemal de benim elimde olduğu için ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Hemen bir diğer şeyime geçiyorum. Alışverişime geçiyorum. Bunu da arkadaşlar BKM'den gerçekleştirdim. Şu poşetten gerçekten kurtulmanın zamanı gelmişti, geçiyordu hem de. BKM alışverişimde ben yine hüsran yaşadım. Çünkü buradan da çok güzel kitaplar aldım. Ben buradan 1Q84'ü aldım. Murakami'nin kitabını ve ciltli versiyonunu aldım. 69.30'du. Hemen yapıştım. Betül bunu kaçırır mı? Saniyede at sepet, at, satın al, satın al. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yine 19 Temmuz'da aynı gün ben oradan da sipariş geçtim. Fakat bu kitapların hepsi bana 4 Ağustos'ta teslim edildi. Gördüğünüz gibi ay değişti yani. Ondan sonra teslim edildi. Ve içinde 1Q84 yoktu. Böyle de bir durum yaşadım BKM ile. Ama çok da fazla üstünde durmadım. Çünkü belliydi zaten. Orada bir şey olmuş. 69 liraya o kitabı vermeleri ilginçti. Fakat ben de BKM'den neler aldım. Bu arada bana çok güzel Dali ayraçları göndermişler. Daha önce Harry Potter göndermişlerdi. Burada Salvador Dali'yi kullanmışlar. Ayraç demişken aldığım ayraçları birazdan size göstereceğim. Ben buradan şöyle bir durum yaptım arkadaşlar. Durum yaptım. Kemal Tahir kitapları aldım. Tabii ki de Yol Ayrımı Esir Şehir Üçlemesi'nin 3. kitabı. 3'ten başlayan kız bu arada. Ve Kemal Tahir'in Esir Şehir'in Mahpusu. Esir Şehir'in Mahpusu yani Esir Şehir Üçlemesi'nin 2. kitabı. Ve bana tüm bu alışveriş 100 liraya geçtiği için, çünkü ben BKM'ye 111.30 lira ödeme yapmışım. Fakat 100 lira üstüne hediye veriyorlardı. Hediye olarak bana 1984'ü gönderdiler. Ama tabii ki kardeş kayırması olarak bu sevgili kardeşim Buğra'ya gidecek. Sözünü verdim bile çoktan. O yüzden o hediye kitap onun oldu. Şimdi diyeceksiniz ki sen de Esir Şehir'in ikisi var, üçü var, biri nerede? İşte bütün olay orada koptu arkadaşlar. Şimdi sizlere onu anlatacağım ama bu seriyi de okuyacağım için çok mutluyum. Kemal Tahir'le bu arada tanışma kitabım olacak kendisi. Pıt pıttan da kurtuldum. Sonra baktım, dedim ki bu Esir Şehir'in Üçlemesi'nin ilk kitabı burada BKM'de çok pahalıydı. Nerede uygundu? Amazon'da uygundu. Ben de Amazon'dan öyle bir alışveriş yaptım ki tam tamına 172 lira para ödemişim. Şu an o kartın sesini duyuyorum. Çık, 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 çık. Kartın geçti, beynimden geçti resmen. Nasıl var mı 172 liraya? Helal hoş olsun diyecektim ki olmadı. Ne onlara ne bana asla. Oradan tam 17 tane kitap aldım. Çok güzel kitaplardı. Klasikler vardı, modern klasikler vardı. Türk edebiyatından kitaplar vardı. Ama en önemlisi ne vardı biliyor musunuz? Benim, şimdi bunu söyleyeceğim, çalacaklar. Bu da beni çok sinir edecek, gerçekten sinir edecek ama bir liste üzerinden gittiğim çok kıymetli kitaplar vardı. Ben 172 lirayı tak diye ödedim. 25 Temmuz'da aldım. Kitaplar 27'sinde teslim edildi. Bana şöyle bir kutu geldi. Diyorum ki Amazon'a bak, 17 kitabı buna nasıl sığdırdı, nasıl yapabilirsin diyorum. Sonra bir açtım, baktım ki hiçbir kitap benim kitabım değil. Barkod hatası yapılıyor, tam böyle bayram arifesiydi ve benim özenle topladığım her şeyi içeren o kolim başka birine gidiyor. O başkasının bende olan kitapların olduğu koli de bana geliyor. Yani asla bir şey durumu yok. Çok üzgündüm. O kadar üzüldüm ki anlatamam durumu size. Haliyle şimdi her ay Amazon'u övüyorum. Şöyle Amazon, böyle Amazon diyorum. Burada kayabilirim artık. Böyle abartıyorum, söylüyorum. Hani bu asla PR çalışması değil. Ben parasını verip alıyorum. Ama
şok geçirdim. Hemen müşteri temsilcileri vesaire konuşmalar, olması gereken kitabı iade etmek, ondan sonra kendi kitapların ücretini ya da yeniden o kitapları almak. Ben tabii ki o sinirle asla böyle bir şey yapmayacağımı söyledim. Dedim ki hangi kargoyu gönderirseniz gönderin, 45 dakika zaman tanıyorum. Bana getirdiğiniz bu koliyi dedim kapının önüne bırakıyorum. Ne olursa olsun dedim, ben artık kendi kitaplarımı istiyorum. Tabii ki sonra o koliyi de benden almadılar. Ben de size şöyle bir şıklık yapacağım. Klasikler var işin içinde ve İş Bankası Kültür Yayınları'ndan olan klasikler vardı. Fakat bende var ve okuduğum kitaplar. O nedenle çekiliş zamanı onları da size vereceğim diyorum. Bilmiyorum bunu da niye söyledim. Şimdi gelelim kitapları açmaya. Buradan aldığım kitaplardan, bir dakika bunu açalım mı? Bunu açalım ya. Patırt diye attım. Bunu açalım. Burada Virginia Woolf, Dalgalar. İlk kitabım bu. Diğer bir kitabım yine Deniz Feneri Woolf'tan. Bu ikisini geçtikten sonra hemen şöyle geliyorum. Jack London, Beyaz Diş. Hemen bunu geçiyorum. Bir diğeri insanı anlama yetisi üzerine bir soruşturma. Bir diğeri de tabii ki Thomas More'un, ben yıllar önce okumuştum ama, Ütopyası. Bu kitapları zaten çok iyi bildiğiniz için hızlı bir şekilde geçiyorum. Virginia Woolf kitapları benim istediğim kitaplardı. Benim de listemde vardı. Büyük ihtimalle oradan bir karışıklık oldu. Ama Beyaz Diş, David Hume, Thomas More asla benim kitaplarım değildi. Fakat artık benim oldu. Çünkü Amazon yetkilisi bana o kitaplarla istediğimi yapabileceğimi söyledi. Bir diğeri de Ermiş. Ben kendi listemde Ermiş'in Bahçesini de satın almıştım. Çok ortak nokta biri oldu. Eğer bu iş başına gelen kişi beni izliyorsa, kitaplarımız sizinle karıştı birbirine. Olsun. Bir taraf, bunları göstermeyeyim. Burada iki tane güzel klasik kitap var. İkisini de okudum. Çok da beğenerek okudum. Bu koliden şöyle kurtulmak istiyorum. Çünkü o içindeki kitapları ben size hediye edeceğim. Ne yapayım, aynı kitapları sıralayıp. Sonra geliyorum bir diğer alışverişime. Yine Amazon'dan gerçekleştirdiğim alışverişim. Kemal Tahir'e dedim ki, olmayacak, bir tane daha yapalım. Hür Şehrin İnsanları. Hür Şehrin İnsanları aslında Kemal Tahir'in bu Sarı Defterler arasında bulunmuş bir roman olarak geçiyor arka kapak yazısında. Tamamlanmamış olduğu, daha çok diyalog ve bir noktada aslında otobiyografi diyebilir miyim, bir dakika. Öyküleme tekniği. Evet aynen, birazcık da aslında otobiyografi metinleri taşıyan bir kitabı. Ben de bunu kendime edindim, aldım. Diğer bir kitabım, şimdi eğer hazırsak, işte burası benim can evim. Dönüşümler. Harika bir mitoloji okumasına gireceğim arkadaşlar. Onun için sağ olsun bir arkadaş bana yol göstermişti. Bu kitabı satın aldım. Tekrar bu arada o paramı bana iade ettiler. Ben yeniden bazı kitapları satın aldım. Fakat dönüşümlerin öncesinde mi? Evet, dönüşümlerin öncesinde okumam gereken İşler ve Günler kitabı var. Yani mitolojiye dev bir giriş yapıyoruz. Benden haber bekleyin. Ya da bana katılın. Bana katılın, hayatınızı yaşayın. Bir diğer kitabım da, bunu da almıştım. Oedipus Kolonos'ta. Ama şöyle bir şey, sorunumuz var. Kral Oedipus kitabım gitti. O diğer kargoda gitti. Onu da dönüp bir daha satın almadım. Fakat bu zaten listenin en sonunda yer aldığı için okuma sırası olarak. Şöyle bir zarfın içine göndermişlerdi. Dedim ki nasıl olsa onu alırım. Şimdi geliyorum bir diğer eğlenceli Amazon kargoma. Uzun zamandır diyordum ki bilim kurgu kitaplarımdan, aslında daha bilim kurgu demeyeyim de distopik kitaplarımdan, distopik kitaplarımdan eksikim var, konuşamıyorum. Diyordum ki distopik kitaplarımdan eksik olanım var ve onu almalıyım. Ve bir kitapta daha, okuduğum bir kitapta daha önüme çıktığı için acilen koştura koştura gittim. Yevgeni Zamyatin'in Biz kitabını bu asla sevmediğim yayın evinden satın aldım. Asla sevmediğim, asla okuruyla buluşmayan yayın evinden satın aldım. Buradan aldım, diğerleriyle eşit olsun diye. Çünkü Cesur Yeni Dünya, Fahrenheit vesaire oradan gittiği için devam ettim. Bir şey gösterecektim, vazgeçtim. Şunu göstereyim ondan sonra. Ve son olarak tabii ki Esir Şehri üçlemesini okurken birinci kitabımı en nihayetinde Amazon'dan yeniden satın aldım. Bunu ben kaç para vermiştim? Yazmıştım. 20 lira verdim. Diğer BKM'de 27 lira falandı. Bunu da Amazon'dan almış oldum ve birinci kitap da elimde. Böylece seri tamamlanmış oldu ve beni güzel bir okuma yolculuğu bekliyor. Tabii ki kitaplarımı şöyle alayım. Şöyle de göstereyim mi? Göstereyim. Bu da benim listem. Tarih sizler için not almıştım. Neyi ne zaman geldi diye. Şimdi de ayraçlarıma geçiyorum. Fuardan aldım bunu da.
Kirpileri sever misiniz? Ben bütün hayvanları çok severim ama kirpileri de acayip derecede seviyorum. Şöyle minik bir kirpi ayracım var. Arkasında da "There is this love, there is life." Mahatma Gandhi sözüyle yazılmış bir ayraç bu. Mıknatıslı, çok tatlı. Ben bunları genelde kullanmasam da ne bulursam tıkıştırıyorum araya. Ayraç almayı çok seviyorum. Ve kirpilerden sonra lamaları çok seviyorum. Umarım bir gün bir lama sevme imkanım olur. Lamalarda şöyle bir şey gördüm. No problema. Muhteşem değil mi? Şuradan net görünüyor mu? Benim yüzüm çıkmıyor değil mi? No problema. Umarım bir gün bir lama severim. Ve kalbimin, gönlümün sultanı Küçük Prens'i buldum. Üstelik aldıktan sonra neyi fark ettim biliyor musunuz? Şurada şöyle yine Küçük Prens'te tilkisi var. Arkasını çevirdiğimizde farklı bir Küçük Prens resmi var. Bu çizimleri de çok sevdim böyle. Çok hoşuma gitti Küçük Prens olması. Onun arkasından uzun ayraçlar aldım. Yine tabii ki iki taraflı bir Küçük Prens'im var. Bir lamam daha var. Ve bir Orhan Kemal ayracı buldum. Sözle ilgili hocayla birazcık konuştuğumda şey dedi. Hafif eksik yazılmış dedi ama insan dediğin insanların uğruna canını feda etmeli. Edemedi mi? Kalabalık etmemeli dünyamıza demiş üstad burada. Şu resmi için bile almaya değerdi. Ki Işık Hoca'ya göre bu sözde eksik yazım var. Ama olsun, sonucunda Orhan Kemal'in bir ustanın resmi vardı, ben de aldım. Evet arkadaşlar, benim alışveriş maceram bu kadardı. Büyük ihtimalle videonun başına zaten hüsrana uğrayan alışveriş maceram diye yazacağım. 2 ay boyunca aldığım kitaplar bunlardı. Alış tarihlerimi söyledim. Fiyatları aşağı yukarı aynı, değişmedi. Şu an sitede bulabileceğiniz fiyatlarda hepsi. Çünkü 2 gün önce baktım. Durum böyle yani. Bu videoyu izleyen bütün hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Umarım bu alışverişin sizler için de faydası olmuştur. O halde bir sonraki videomda sizlerle görüşmek için çok sabırsızlanıyorum. Beni bütün sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.